Türkiye gündeminden tekrar merhaba. Muharrem İnce ve Rıza Müftüoğlu konuklarım. Hemen Muharrem İnce'ye dönüyorum. Ya gerçekten bu referandum olayını ne halk anladı ilk dönemde, ne biz anlatabildik, ne buna yandaş kanallar izin verdi, ne CNN'i, ne NTV'si. Yani bu olayı kimsenin öğrenmesine bile izin vermediler. Siz hatırlıyorsunuz o dönemi. Ve bir anda apar topar aldılar, paketlediler ve geçirdiler. Hala referanduma kadar mesela sizin gibi isimleri ekrana çıkarmayarak bu tartışmaya açmak istemiyorlar. Ama burası özgür bir kanal, açık bir kanal. Nedir bu, bir kez daha tekrarlarsanız, bu referandumda bize bir şekilde yani paket yapıp öyle ittirip geçirmeye çalıştıkları şey ne? Yani o hususlar ne? O sizin dikkatinizi çeken birkaç konu vardı, konuşmuştuk sizde. Bize bir özetler misiniz Sayın İnce? Tabii madde madde. Neden hayır dememiz gerektiğini anlatacağım. Fakat daha önce 12 Eylül 2010'da bir referandum yaşadık. Ne diyorlardı o günlerde? Tayyip Erdoğan meydanlara çıkıyordu. Hayır diyenler darbecidir, vesayetçidir diyordu, değil mi? Bakın ne demiş 12 Eylül 2010 akşamı. Hayır diyenler de, evet diyenler de kazanmıştır. Kaybeden darbeciler olmuştur. Hayır, tam tersine darbeciler kazanmış. Yani 12 Eylül 2010'daki referandumda HSYK'yı, Anayasa Mahkemesi'ni FETÖ'cülere teslim etmediler mi bu referandum? Değil mi? Bu böyle oldu yani. Peki ne demiş yine o akşam? Dünyanın dört bir yanından, okyanus ötesinden bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi kutluyorum. Buradan okyanus ötesine mesajlar olduğuna göre bizim de bu mesajı verenlere bir mesajımızın olması lazım. Tayyip Erdoğan, Fethullah Gülen'e övgüler düzüyor o akşam, destek oldukları için. Diyor ki yine aynı günlerde, çetelerin avukatlığını yapan CHP var, MHP var, aynı safta yer aldılar diyor hayır dedikleri için. BDP var, MHP var, CHP var, TKP var, İşçi Partisi var, ÖDP var, MF var, Yarsav var. CHP ile MHP diyor, çetelerin avukatlığını yaptı diyor hayır diyerek diyor. Peki ne olmuş 2010 referandumunda? Yargıyı FETÖ'ye teslim etmişler. Şimdi aynı filmi tekrar görüyoruz. Şimdi diyor ki Binali Yıldırım, hayır diyen diyor HDP, PKK olduğu için diyor, biz diyor evet diyoruz diyor. Bu tam düşük profilli bir başbakan sözü işte. Tam Binali Yıldırım'a yakışıyor bu. Yani kendi fikri yok. Ya senin imzan var bunun altında. Sen imza attığın bir metni savunamıyorsun da sen oyunu kullanırken HDP'ye, PKK'ya bakarak mı oy kullanıyorsun? Böyle bir kafa olabilir mi? Bu kendi fikrinin doğru olmadığını, kendi fikrinin ucube olduğunu, yanlış olduğunu bundan daha güzel bir şey gösteremez. Bakın ben milletimize anlatayım şimdi. Ben oyumu kullanırken ne HDP'ye bakarım, ne PKK'ya bakarım, ne FETÖ'ye bakarım. Hayatımın hiçbir bölümünde bunlarla işim olmamış mı? Bana ne FETÖ'den, bana ne PKK'dan, bana ne HDP'den. Ben ülkeme bakarım. Şimdi aziz vatandaşlarımıza şunu söylüyorum. Apartmanda yaşayanlara söylüyorum. Sizin bir apartmanda bir yönetim kurulunuz var, değil mi? Seçime gidiyorsunuz. Kimi seçiyorsunuz? Bir başkan seçiyorsunuz. Bir yönetim kurulu seçiyorsunuz. Bunlar içinden muhasibini seçiyor. Değil mi? Bir denetleme kurulu seçiyorsunuz. Niye bunları seçiyorsunuz? Bir tane başkan seçin. O da yeteri kadar yardımcı atasın. Denetleyecek kişileri o atasın. Bütçeyi o yapsın. Güvenmiyor musunuz siz apartman yöneticinize de? Onun yönetimini de siz seçiyorsunuz. Onun denetmenlerini de siz seçiyorsunuz. Neden güvenmiyorsunuz apartman yöneticinize? Demek ki demokrasi böyle bir şey, değil mi? Yani apartmanı bile bir kişiye teslim etmiyorsunuz da koca 80 milyonluk Türkiye'yi bir kişiye nasıl teslim ediyorsunuz? Köyde yaşayan yurttaşlarıma sesleniyorum. Bir kooperatifiniz var, değil mi? Başkan seçiyorsunuz. Yönetim kurulu seçiyorsunuz. Denetim kurulu seçiyorsunuz. Disiplin kurulu seçiyorsunuz. Bunların yedeklerini seçiyorsunuz. Siz güvenmiyor musunuz kooperatif başkanına da hepsini seçimle getiriyorsunuz? Evet diyecek olanlara sesleniyorum.
Yani kooperatifinizi, apartmandaki yönetiminizi seçerken, Kanarya Sevenler Derneği'nin yönetimini seçerken, yönetimi, denetimi, disiplini ayrı ayrı seçiyorsunuz da, koca Türkiye'yi yönetecek birini seçerken neden hepsini ona veriyorsunuz? Ben şimdi size soruyorum. Kime bir genel vekaletname verirsiniz? Her şeyiyle. Bu ülkenin bütçesini, bu ülkenin yargısını, bu ülkenin ordusunu, bu ülkenin savaşa sokma yetkisini bir genel vekaletname veriyorsunuz ya. Benim anacazımın genel vekaleti var bende. İşte bankayla şunla bununla işi olduğunda niye yormayalım onu diye. Kardeşlerimin de onayıyla tabii ki. Böyle bir vekalet var. Ben onun oğluyum, bana güvenmiş, vermiş. Devlet değil bu. Ben devletin böyle bir genel vekaletini kimseye veremem, kusura bakmasın. Bana da verilmemeli. Bu güç insanı sapıttırır. Böyle bir güç insanı, bu gücü alan bir kişinin demokrat kalabilmesi mümkün değildir. İnsanın fıtratına aykırıdır. Derdim Tayyip Erdoğan falan değil. Yarın başkasının eline geçer. AKP'de şimdi oy verecek yurttaşlarımız, Tayyip Erdoğan sizi çok seviyorsunuz, vereceksiniz bu yetkiyi. Diyelim ki ona vermek istiyorsunuz. Yarın başkasının eline geçecek bu yetki. O zaman ne olacak? Bakın iki şey söyleyeceğim. Bir, eyalet kurabilir bu sistem. İki, malınıza, mülkünüze el koyabilir. Anlatayım şimdi madde madde, madde madde gelelim. Bir, birinci madde. Yargı bağımsız diyorduk. Şimdi bağımsız ve tarafsız eklendi. Tarafsız sözcüğü eklendi. Neden? Yargı tarafsız değil bence. Yargı taraf olmalıdır. Yargı cumhuriyetten yana taraf olmalıdır. Demokrasiden yana taraf olmalıdır. Taraf olmalıdır. Onun için bunu ekledikleri için art niyet gördüğüm için burada ben hayır diyorum. Madde TRT. Anayasada 3 yerde tarafsız sözü geçer. Biri de TRT ile ilgilidir. İşte TRT tarafsız mı şimdi yani? Tarafsız mı? Akşama kadar evet propagandası yapıyor. TRT'nin tarafsızlığı neyse Cumhurbaşkanı'nın tarafsızlığı da o işte. Şu andaki anayasada Cumhurbaşkanı için tarafsız demiyor mu? Ne diye miting yapıyor o zaman? Evet mitingi. Tarafsız bir Cumhurbaşkanı evet mitingi yapabilir mi? Madde 2. Milletvekili sayısını 550'den 600'e çıkarıyor. Ne diye çıkartıyoruz? Neden 200 trilyon paramız fazladan gitsin? 550 yetmiyor mu? Milletvekillerine rüşvet mi bu? Yoksa bir partiye rüşvet mi? Evet diyen bir partiye rüşvet mi bu? Neden 600 yapıyoruz? Bu millet o kadar zengin mi de 50 milletvekiline daha fazla maaş vereceğiz? Onun için karşı çıkıyor. Üçüncü madde. Milletvekili seçilme yaşı 25'ten 18'e düşürülüyor. Askerlik şartı kaldırılıyor. Bakın gençlerimizi üzmek istemem. Olsunlar milletvekili. Elini vicdanına koysunlar. Hangi gariban halk çocuğunun işine yarayacak? Acaba parti başkanlarının, arkadaşlarının, çocuklarının işine mi yarayacak? Yoksa o oyuna göz diktikleri gençlerin işine mi yarayacak? Benim 18 yaşında çocuğum olsa asla onun milletvekili olmasını istemem. Asla. 24-25 yaşında, 4 sene, 23 yaşında bitecek. Sonra ne yapacak bu çocuk? Üniversite ne olacak? Askerlik ne olacak? Nerede iş bulacak? Kim çalıştırır milletvekili yapmış birini? Ben istemem şahsen. Benim çocuğum olsun, ben karşı çıkarım. Bu bir şeydir, popülizmdir. Gençleri kandırmak içindir bu. Gençler, bu size oyundur. Biraz sonra anlatacağım. Asıl sizin o çok sevdiğiniz sosyal medya var ya, onu yasaklayabilir. Sizi sosyal medyadan men edebilir. Biraz sonra oraya geleceğim. Buna da karşıyım. Gençler tabii ki olsunlar, seçilsinler. Hiçbir itirazım yok. Ama bu pratiği yok bunun. Yani varlıklı birkaç ailenin çocuğunun işine yarayacaktır bu. Genel başkanlarının çevresindeki insanların işine yarayacaktır. 5 yılda bir, madde 4, 5 yılda bir Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimi aynı gün yapılır. Zaten 5 yıldı biz 2002'de seçildiğimizde. Sonra 4 yıla kim indirdi bunu? AKP indirdi. 5'ten 4'e indirdi. Sonra ne dediler? İhanet dedi. Ya kendiniz yaptınız, kendiniz ihanet dediniz, şimdi 5 yıla çıkarıyorsunuz. Madde 5.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bakanlar Kurulu ve bakanları denetler hükmü vardır. Yani bizler milletvekilleri. Biz bakanları ve bakanlar kurulunu denetler diyor. Anayasa yazıyor. Bunu kaldırıyor ortadan şimdi. Ey aziz milletim. Evet oyu verecek yurttaşım, sana sesleniyorum. Sen evet diyerek benim elimden bakanı denetleme yetkisini alıyorsun. O zaman sen de beni denetleme. Sen de bana ne hesap soracaksın ki artık? Ben o bakana hesap soruyordum mecliste. Artık meclise gelmeyecek bakan. Ona ben hesap soramayacağım. Bakanı denetleyemeyeceğim. Sonra ben Yalova'ya geldiğimde sen bana nasıl hesap soracaksın seçmen olarak? Benim elimden aldın bu hakkı. O zaman sen de beni denetlemeyeceksin. Böyle bir sistem olur mu? Milletvekilinin elinden bakanı denetleme hakkını alırsan o milletvekili ne olur? İhtiyar heyetindeki aza olur. Bakanlar Kurulu'na meclisin verdiği yetki kanunu kaldırılıyor. 6. Gen soru ve sözlü soru kaldırılıyor. Yani bakan geliyordu genel kurula, biz soruyorduk. Balıkesir'in şuradaki içme suyu neden çözülmedi? O da çıkıp cevap veriyordu. Bunu kaldırıyorsun. Ya kendi kendine intihar eder mi? Bir insan, yurttaşlarıma sesleniyorum. Yani kendi kendinin hakkını, sen milletvekilini, biz buraya maaş almaya gelmedik. Bu milletin dertleriyle dertlenmek için buradayız. Onların sorunlarını çözmek için buradayız. Ben senin adına ey milletim, senin adına hesap soruyorum bakana. Bunu niye yapmadın genel kurul salonunda? Şimdi bakan gelmeyecek oraya. Bu sözlü soru hakkını 6. madde kaldırıyor. Ya bu elimden bu hakkı niye alıyorsun? Sonra bana sen nasıl hesap soracaksın? Ben bakanı göremeyeceğim ki bir daha. Gen soru nedir? Gen soru en ciddi denetleme mekanizmasıdır. 550'nin yarı artı biri nedir? Salt çoğunluğu 276. 276 bugünlere bakmayın. Şimdi güçlü bir hükümet var. Ama biraz zayıfladığı anda düşürürsün bakanı. Bu yetkiyi de kaldırıyorsun. Düşüremeyeceksin. Gen soruyu da kaldırıyorsun. Onun için karşıyım. 7. madde. Şu anda bir siyasi parti içerisinde 20 milletvekili bir araya gelir. Bir cumhurbaşkanı adayı gösterir. Başka 20 milletvekili bir araya gelir. Onlar başka bir aday gösterebilir. Bir 20 milletvekili başka aday gösterebilir. Bunu kaldırıyor. Bir tane aday gösterir bir parti. Ya insan ayağına kurşun sıkar mı? Ey aziz milletim. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani niye partiler bir tane çıkarsın? Neden bir tane çıkar? O zaman genel başkanlar dayatacak bir kişiyi, herkes ona mecbur kalacak. Niye böyle olsun? CHP'den çıksın iki tane, üç tane. MHP'den çıksın, HDP'den çıksın, AKP'den birden fazla aday çıksın. Bunun önünü kesiyor. Onun için karşıyım. 8. madde. Diyor ki, yürütme yetkisi cumhurbaşkanına aittir. İç ve dış siyasette meclise mesaj verir diyor. Vay 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 vay. Mesaj verir. Bilgi verir bile diyemiyor. Üst perdeden. Meclise mesaj verirmiş. İç emir ve verir dış. Gibi yani. Ayar verir gibi. Ayar verir diyor yani. Böyle bir şey olabilir mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin meclisidir. Büyük milletin meclisidir. Türk milletinin meclisidir. Ayar verecek meclise bir kişi. %100'ün oylarıyla seçilen meclisi %50+1'le seçilmiş birisi ayar verecek. Böyle bir şey olabilir mi? Milletin kendisine hakarettir bu. Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanları atar. Kaç tane atar? Belli değil. Birden çok. 1 mi 999 mu? Kaç tane atar? Üst kademe yöneticileri atar. Müsteşarları, genel müdürleri bunları atar. Görevden alır. Kriterlerini belirler. Yazar oraya. Müsteşar olmak için ortaokul bitirmek yeterlidir. Burada. Kafasına göre yazar. Der ki, nerelisiniz Sayın Vekilim? Erzurum musunuz? Rize. Rizeli misiniz? İşte dedi ki, Rizeli olanlar genel müdür olacak. Bu kadar uçuk şeyler yazabilir. Böyle bir yetki verilebilir mi? Memurun iş güvencesi bitecek. 3 milyon memur iki dudağının arasında olacak başkanın.
Valiler de dahil değil mi buna? Hepsi dahil. Yani isterse ben şu 7 ili birleştirdim, burayı işte bir bölge yaptım. Geleceğim. Başına... Ya bu maddede değil o. Madde madde geleceğim. Bakın şimdi. Şimdi şöyle diyeceğim. Görevden alır, kriterleri belirler. Vali olma kriterlerini akşam oturdu sarayında. Oturdu. Değiştiriyorum ya kriterleri. Böyle yapacağım artık dedi. Gazetecilik yapanlardan olacak dedi. Yazabilir bunu. Bunu yapabilir. 3 milyon memurun iş güvencesi evet çıktığı anda bu iş bitmiştir. Milli güvenlik politikalarını belirler. Kararname çıkarır. Ve yönetmeliklerini çıkarır. Kararnameler kanun gibi. Ve bunların nasıl uygulanacağını da o belirliyor. Kararnameyi de o çıkarıyor. Yönetmeliğini de o çıkarıyor. 9. madde. Hem başbakan oluyor hem cumhurbaşkanı oluyor. Şimdi millete nasıl yalan söylüyorlar? Diyorlar ki şu anda diyorlar cumhurbaşkanını 413 milletvekili Yüce Divan'a gönderir. Doğru. Çünkü sorumsuz bir cumhurbaşkanı şu andaki anayasaya göre. Oysa diyor biz diyor 413'ü diyor. Hem diyor 550'yi 600'e çıkarıyoruz. Hem de diyor 413'ü 400'e düşürüyoruz diyor. Yalandan kim ölmüş? 3Y sorunu vardı Türkiye'nin. Yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar. Şimdi 5Y sorunu var. Bir yüzsüzlük eklendi, bir de yalan eklendi buna. Şimdi bu maddeye göre, 9. maddeye göre başkan olan kişi hem başbakan oluyor hem cumhurbaşkanı oluyor. Peki bizde cumhurbaşkanı 413 ile gidiyor Yüce Divan'a. Başbakan ne oluyor? 55 milletvekiliyle soruşturma açılıyor. 276 ile gönderiyorsunuz. 276'yı 400'e çıkarıyorsun. 413'ü 400'e düşürmüyorsun. Burada yalan söylüyorlar millete. Şimdi yenisinde mesela şu anda da diyor ki 300'le yenisinde geçerse bu teklifte 300'le teklif ediyorsun, 360'la komisyon kuruyorsun, 400'le Yüce Divan'a sevk ediyorsun. Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinin 12'sini başkan atayacak, sonra da o mahkeme onu yargılayacak, öyle mi? Mesela görevi bittikten sonra da aynı zırh devam ediyor. Hiç fark etmiyor yani, görevi bitti. 300 aşamasından 360 aşamasında geçerken baktı ki meclis tehlikeli gördü. Seçim kararı alıyorum, sizi feshediyorum diyebilir. 400 aşamasına gelmişse artık karar alamıyor ondan sonra. Böyle bir şey olabilir mi? Meclisin elini kolunu mecliste dalga geçer gibi istediği zaman meclisi feshedecek. Seçim kararını meclis alırsa, cumhurbaşkanı değil de meclis alırsa 3. defa seçilecek. Bir daha alırsa meclis 4. defa seçilecek. Hiç gitmeyecek oradan ömür boyu. Hatta yardımcılarından birini oğlu yapar. Vekaleti de ona bırakır ölüm döşeğinde. Çünkü yardımcısı da, seçimle gelmeyen yardımcısı da aynı haklara sahip olduğu için o da bir kararname çıkarır, feshettim der, devam eder gider. Böyle bir ucube bir sistem bu. 2034 yılı diyordu Alman basını. Yaşadığı sürece olur bu. Mesela istediği kadar yardımcı atayabilir. Yardımcı 18 yaşından büyük olacak, ilkokul mezunu olacak. Bu kadar. Yani milletvekili seçilme yeterliliğine sahip oldu mu bunların hepsi yapılabilir. Şimdi bakanlar kurulu, bakanlar kime karşı sorumluydu? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumlu. Neden? Çünkü oradan güven oyu alıyorlardı. Yani 276'yı bulamadığı zaman bakan düşüyordu. Ey aziz milletim, sen şimdi evet diyerek buna ne yapıyorsun biliyor musun? Bakanların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 550 milletvekiline karşı olan sorumluluğunu alıyorsun, bir kişiye bağlıyorsun. Böyle bir şey olabilir mi? Millet bunları bilse, %1 evet çıkmaz buna. Buna %1 evet çıkmaz. Bunu bildikleri için televizyonlarda bunları tartıştırmıyorlar, millete konuşturmuyorlar. Mecliste bunlar tartışılırken üçüncü lig maçta hazırlık maçlarını veriyorlar. Bunu böyle yapıyorlar. Yani bunları bile bile bir insanın buna evet demesi mümkün mü? Yani eğer aklı yerindeyse, okuma yazması varsa, bunları bilirse bir insan. Ha bilmiyor insanlar. Ne yapacaksın diyor, yolda soruyor gazeteciler.
Evet vereceğim diyor. Neden? Ben Tayyipçiyim diyor. Ya Tayyip'i oylamıyoruz ki biz burada. Tayyip'i oylamıyoruz. Devleti oyluyoruz, milleti oyluyoruz, bütçeyi oyluyoruz, geleceğimizi oyluyoruz, çocuklarımızın geleceğini oyluyoruz. Bakın yine herkesin vergisi var bizim bütçemizde. O zaman herkese karşı sorumlu olması lazım, değil mi? Bakanın herkese karşı sorumlu olması lazım. Yani herkes derken kimi kastediyorum? Büyük Millet Meclisi. Oysa şimdi bakanlar bir kişiye karşı sorumlu olacak. Bakın bu 10. maddede bir Çapanoğlu var. Bakanlıkların kurulması başkanın onayına bağlı. Yani yarın sabah yazar Balıkçılık Bakanlığı kurdu. Bir kararnameyle. Öbür gün der ki Öğretmen Bakanlığı kurdu. Dış Türkler Bakanlığı kurdu. Tarım Bakanlığını kaldırdım. Kafasına göre istediği bakanlığı kurabilir. Yetmedi. Bir bölge, özel bölge kurabilir. İstediğini yapabilir. 10. maddededir. Gider bir bölgeyi der ki, burayı aldım, Yalova'yı aldım, Bursa'ya bağladım der. Hep Yalova'dan örnek veriyorum, başka yerlerden de vereyim. Yani Adana'yı aldım, Mersin'e bağladım der. Yapabilir. Meclisten geçirmeye... Şey hiç yok, meclise falan yok. Gerek yok. Yani hani yaz kızım, yaz kızım. Şunu değiştirelim yarın sabah. Bir kararname sabah uyandığınızda sabah 7'de kalktınız işe gideceksiniz. Biraz sonra Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacak. Bir özel bölge kurulmuş. Peki şimdi neyle kurulabilir bu? Meclisten kanun çıkması lazım. Yapılabilir mi bu? Yapılamaz. O meclisten geçer mi bu? Geçmez. Ama bu referandumda evet denirse meclise gerek kalmayacak. Bir kararnameyle bunların hepsini o sarayda oturan kişi kimse o bunların hepsini yapabilecek. Böyle bir yetki verilir mi? Yani hep Kanuni Sultan Süleyman olmayacak. Deli İbrahim de var bizim tarihimizde. Böyle bir yetki verilir mi birine? Kimseye verilmez bu yetki. İnsan babasına vermez bu yetkiyi. Bakanlıkların taşra teşkilatlarını kurabilir. Bak bu ne demektir biliyor musun? Bu ne demektir? Size söyleyeyim. Ne bakanlığı? Bayındırlık Bakanlığı. Aldım Diyarbakır, Batman, Siirt, yazdım Hakkari. Burada dedim bir bölge taşra teşkilatı kurdum. Eyalet olmuyor mu? Bu eyalet oluyor. Şimdi kurulabilir mi? Kurulamaz. Ne lazım? Kanun lazım. Meclisten geçmesi lazım. Evet diyecek yurttaşlarıma sesleniyorum. Meclisin elinden bu yetkiyi alıyorsun, bir kişiye veriyorsun. Sonra ağlama. Verme, oku bunu. Seçimler birlikte yapılır. İşte tam yasama yürütmenin tam emrine giriyor. 11. madde. 12. madde. Bakın bu da çok önemli. Sık yönetim kaldırılıyor. OHAL ilan edebilir Cumhurbaşkanı. Hiç kimseye sormadan. Hiç kimseye sormadan. Sabahleyin Cumhurbaşkanı'nın iki satır yazısına bakın. 12. madde. 6 ay süreyle OHAL ilan edebilir. İstediği yerde. İsterse Türkiye'nin tümünde. 6 ay kimseye sormadan. Tek başına. Bakın. Partiye sormadan. Meclise sormadan. Hiç kimseye sormadan. Tek başına 6 aylığına yapabilir. OHAL ilan edebilir. 6 ay doldu. Gelir sonra der ki aynı zamanda hem Cumhurbaşkanı hem de partinin başı ya, sonra da parti başkanı olarak getirir meclise 4 ayda öyle uzatır. Yani isterse bütün görev süresini o halle geçirebilir. Tek başına karar verebilir. Hiç kimseye sormadan bir tek kişi sabah kalktığınızda 6 ay süreyle bütün Türkiye'ye o hal getirebilecek, olağanüstü hal getirebilecek böyle bir yetki verilir mi? Bu olabilir mi? 12. maddede bunları söylüyor. Mesela kararnamelerin o halin gerekçesiyle ilgili olması lazım. Bir de o halin süresiyle sınırlı olması lazım. Değil mi? Varlık fonu. Varlık fonu. O halle mi ilgili? Sözleşmeli öğretmenliklere mülakat o halle mi ilgili?
yurt dışında oy kullanma o halle mi ilgili? Rektör atamaları o halle mi ilgili? O halin gerekçesiyle mi ilgili? Hiçbiriyle değil. Bunlara hiçbiri takmıyor. Mesela Cumhurbaşkanı anayasanın ilk 4 maddesini değiştirdim derse ne diyeceksiniz? Sayın Bahçeli'ye soruyorum. Türkiye'de bir kişiye soruyorum. Sayın Bahçeli'ye soruyorum. Şimdi bu kararnamelerin iki şartı var. Ne diyor şart? Bir, o halin gerekçesiyle ilgili olacak. İki, o halle süresiyle sınırlı olacak. Anayasa Mahkemesi böyle demedi bizim müracaatımız. İçtihat değiştirdi Anayasa Mahkemesi. Ben dedi bu kararnamelere bakmıyorum dedi. Benim böyle bir hakkım, yetkim yok dedi. Anayasa Mahkemesi bunu dedi. Peki bütün engeller kalktı o zaman. Yani kararnamelerle ilgili hiçbir engel kalmadı ortada. Artık Anayasa Mahkemesi öyle bir yol açtı ki Türkiye'de. Yani dedi ki ben dedi sözleşmeli öğretmenliklere mülakat getirdim. Anayasa Mahkemesi ne demesi lazım buna? Hop bir dakika kardeşim. Bu o halle ilgili bir durum değil. Sen bu kararnameyle burada düzenleme yapamazsın. Bunu demesi lazım değil mi? Dedi mi? Demedi. Varlık fonuna dur demesi lazım. Diyecek mi? Demeyecek. Yok çünkü öyle bir mahkeme. Yok hükmünde. Rektör atamalarını kaldırdım seçimi dedi ya. Siz kimsiniz dedi ya profesörler. Siz dedi seçimi ne bilirsiniz? Ben en iyisini bilirim dedi. Muhtarlara şikayet etti rektörleri. Muhtarları topladı saraya. Rektörleri şikayet etti. Muhtarlar da alkışladı. Kaldırdım dedi bu hocaların. Bunlar profesör dedi falan dedi. Kim bunlar dedi ya bunlar bir şeyden anlamaz dedi. Bunlar seçim falan yapamaz dedi. %85 oy almış. Rektörü atamadı Boğaziçi Üniversitesi'nde. Aday olmayan bir profesörü rektör yaptı. Şimdi Sayın Bahçeli'ye sesleniyorum. Cumhurbaşkanı bu sistemle seçildi. Referandum geçti. Dedi ki ben anayasanın değiştirilemez maddelerini değiştiriyorum. Kararnamemi yazdım. Yarın yürürlüğe sokuyorum. Nedir engel olacak olan? Ya şu boş lafları bırakalım yalnız. Karşısında bizi bulur. Aslan gibi dikiliriz. Ya bunlar boş laflar. Hukuk konuşuyoruz. Devlet adamı hukuk konuşur. Hukuk, yargı, mahkeme, adalet, meclis. Buradan cevap ver bana. Engel olan ne? Bu insafa bırakılır mı? İyi niyete bırakılır mı? Bu teslim edilir mi? Türkiye Cumhuriyeti layık demokratik bir hukuk devletidir. Başkenti Ankara'dır. Ya bu bırakılır mı ya? Böyle bir yetki birinin insafına bırakılır mı? Kalıcı düzenleme yapıyor adam. Yaptı işte. Bal gibi yaptı. Rektör atamasını kalıcı düzenledi. Mülakatı kalıcı düzenledi. Hepsini yaptı. Bunu bakın, toparlayalım isterseniz. Bitiriyorum. Ha. Cumhurbaşkanı 104. maddenin 17. fıkrasının 2. cümlesi. Bütün yurttaşlarımı uyarıyorum. 104. maddenin 17. fıkrasının 2. cümlesi. Sınırlama getiriyor bu kararnamelere. Diyor ki, bir diyor, kişi haklarıyla ilgili düzenleme yapamaz. Yani diyor, seyahat, mal, haberleşme. Siyasi haklar ve ödevlerle ilgili sınırlanma yapamazsın diyor mevcut anayasa. Peki şu andaki anayasaya göre kararnameler, OHAL kararnameleri özgürlüklerimize, kişi hak ve ödevlerimize müdahale edemiyor. Anayasa bizi güvenceye almış. Yeni anayasada OHAL ilan ederse bu güvence kaldırılıyor. Ya bir millet elindeki bu yetkiyi nasıl olur da verir? Bir tek bilmezse verir. Başka türlü vermez. Yani şunu söyleyeyim. Bir kararnameyle sizin hepinizin malına el koyabilir. FETÖ'cülere bakın, ibret alın. İbret alın. Bugün AKP sayesinde zengin olmuş olabilirsiniz. Yarın ters düşersiniz. Bir kararnameyle bütün malınızı, mülkünüzü elinizden alabilir. Eyalet kurabilir,
bütün malınızı, mülkünüzü elinizden alabilir, seyahatinizi engelleyebilir. Engeller. Eskişehirlilerin Ankara'ya girişini yasaklıyorum. Bu kadar. Yapabilir bunu. Böyle bir yetki verilebilir mi? Şimdi 18 yaşında milletvekili seçilme hayali kuran gençlerimize sesleniyorum. Haberleşmenize engel olabilir. O çok sevdiğiniz sosyal medya var ya, o elinizden alınabilir. Bir kararnameyle. İran'ı görmüyor musunuz? Var mı İran'da Twitter? İran'da var mı Facebook? Bunlar başınıza gelebilir. Bakın, Chavez Venezuela'da gelirken sosyalist miydi? Değildi. Şarkıcı, türkücü bir adamdı. Ne yaptı? Geldi, bu yetkiler olduğu için sosyalizm ilan ediyorum dedi. Chavez ben sosyalizmi getireceğim size diye gelmedi ki. Yani vaatleri arasında sosyalizm yoktu. Chavez sosyalist de değildi. Ama geldikten sonra bu yetkilerle kafası bozuldu bir gün. Tamam kardeşim dedi, yetki benim. Sosyalizm ilan ediyorum dedi. Yarın birinin kafası bozulur. 12. maddede getirir birisi sosyalizm ilan eder. Böyle bir şey olabilir mi? 13. madde askeri mahkemeler kapatılıyor. Kapatılsın ne yapayım yani. 14. madde HSYK'nın yüksek ibaresi kaldırılıyor. Hakimler, savcılar, yüksek kurulu ona bile dayanamıyor. Ondan yüksek kimse olmayacak. Olur mu öyle yüksek hakim mi olurmuş? Hakimler, savcılar yükseği kaldırıyor orada. 22 üye vardı 13'e düşürüyor. 2010 referandumunda devrim yaptık dediler. Ne oldu? HSYK'yı 7'den 22'ye çıkardılar. 2010 referandumunda evet oyu veren yurttaşlarım neye evet verdiniz biliyor musunuz? 7 idi HSYK'nın üye sayısı, siz evet diyerek 22'ye çıkardınız. Şimdi evet derseniz 22 olan bu sayıyı düşüreceksiniz. Böyle bir şey olur mu? Yani 7'den 22'ye çıkarırken de evet diyeceğiz. 22'den 13'e düşürürken de evet diyeceğiz. Böyle bir şey olabilir mi? O da devrim, bu da devrim. Şimdi 15. madde. Neden 15. maddeye karşıyım? Bütçeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi yapıyor. Şu anda. Neden? Çünkü milletin tümünü temsil ediyor. Milletin tümünün vergileri varsa bütçeyi de milletin tümü yapar. Şu anda bütçeyi bu evet derseniz bütçeyi bir kişi yapacak. Meclise gönderdi. Meclis dedi ki kabul etmiyorum bu bütçeyi. Hadi oradan diyor. Kabul etmezsen etme. Bir artış oranı koyarım diyor. Devam ederim yoluma diyor. Takmıyor meclisi. Sayısı 550'den 600'e çıkmış. Çok matah bir şey olmuş. Ya kardeşim meclisin bir işlevi kalmıyor ki. Ben oturuyorum şimdi. Başkan benim. Yazıyorum. Bütçe şuraya şu kadar para, buraya bu kadar para verile, şu şöyle yapıla diyorum. Meclise gönderiyorum. 600 kişi toplanmış orada. Maaş almaktan başka hiçbir işe yaramazlar. Oturmuş. Reddediyoruz bu bütçeyi. Geliyor başkana. Ne oldu? Yardımcıya soruyor. Ne oldu? Meclis reddetti. Düzgün oku 15. maddeyi. Ne diyor? Diyor ki meclis reddederse bir artış koyarım üstüne. Devam ederim yoluma diyor. Meclis ne oldu? Gitti güme. Onun için hayır diyorum. 16 ve 17. madde. Torba maddeler bunlar. Yani iki madde olduğuna bakmayın. 50'nin üzerinde maddede değişiklik yapıyorum. 54. Bazılarına göre 54. Bazılarına göre 57. Bu anayasa yapma tekniğine aykırı zaten. Baştan aşağıya ucube bir şey. Yani savrulacak hiçbir yeri yok. Hiçbir maddesi, hiçbir yeri yok. Bunu bildikleri için bunu tartışamaz Binali Yıldırım mesela. Binali Yıldırım'a buradan sesleniyorum. Bana aklı başında bunu benimle tartışacak birini istiyorum ya. Gelsin bakalım yani. Bir çıkalım. Madde madde gidelim ama. Bu maddeye ne oluyor? Tek tek konuşalım. Konuşmayacaklar. Medyada ne yazık ki buna alet oluyor. Evet. Madde madde. Millet bunu bildiğinde, bunları bilse buna evet der mi? Ben bu milletin sağduyusuna güveniyorum. Ben milletimize gerçekten güveniyorum. Bilgilendirilmiyor millet. Yani
mecliste kapanıyor. İşte kaçak kuçak görüşmeler yapılıyor. Milletten kaçırılıyor. Aynı tipler, yani neden bunu televizyonlarda siyasetçiler tartışmıyor da gazeteciler tartışıyor ya? Neden onlar tartışıyor? Siyasetçiler tartışmalı bunu. Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri gidiyor. Milletin yetkileri gidiyor. Parası gidiyor. Bütçesi gidiyor. Siyaset kurumunun tartışması gerekmez mi bunu? Yandaş iki tane profesör buluyorlar üniversitelerden. Maaşlı elemanlar bunlar. Bunların bir tane hayalleri var. Ya rektör olmak istiyorlar. Ya milletvekili olmak istiyorlar. Sırtını dayamışlar iktidara. Bu yandaşlar tartışıyor. Aynı kişiler. Aa, ben diyorum ya aynı program mı acaba diyorum. Siyaset kurumu tartışmalıdır bunu. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Müftüoğlu, gerçekten bir yani referans alacak bir konuşma. Sayın C'ye teşekkür ediyorum. Çok önemli. Bir manifesto gibi anlattı. Tabii burada sorulması gereken, bu kadar eksiği, gediği, yanlışı olan bir anayasa değişikliği teklifine, şimdi siz bilmiyorum gene ne dersiniz ama Milliyetçi Hareket Partisi bunun neresinde bir ışık gördü de parti adına konuşmuyorsunuz da dışarıdan bakan bir insan olarak size soruyorum. Neresinde bir bu ülkenin önünü açacak bir gelişme gördü de ya da fiili durumun neresinde hissetti de bu fiili duruma uymuyor deyip bu kadar yetkiyi bir kişiye yükleme ihtiyacı duydu? Neden bunu böyle yaptı? Bunu MHP'de bilen kimse yok. Ben de bilmiyorum. Ben şimdi bu anayasa değişikliği taslağında çok önemli olan bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Buyurun. Şimdi benim devlet yapısı, devletin yeniden donanımı meselesini özellikle gündeme getirmemin sebebi şudur. Şimdi anayasamızın 5. maddesinde devletin temel amaç ve görevleri şu şekilde belirtiliyor. Devletin temel amaç ve görevleri Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan, en önemli mesele bu, siyasi, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığın gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmak. Şimdi mevcut taslağın partili cumhurbaşkanı olması şartı şu andaki anayasanın 5. maddesine aykırıdır. Çünkü 5. maddede sınırlayan siyasal hadise diyor. Partili bir cumhurbaşkanı otomatikman cumhurbaşkanı olduğunda hem partinin hele genel başkanı vesaire olduğu zaman bir parti devleti kaçırılmaz olur. Böyle olunca anayasanın ilk 4 maddesi değiştirilmiş değiştirilmez hiç önemli değil. Niye önemli değil? Zaten çoğu kurumların merkezleri İstanbul'a taşınır. Bakanlıklar da oraya taşınır. Toplantıların çoğu orada yapılır. Ama en önemlisi şu. Laiklik prensibi devleti yönetenler tarafından çiğnenebilir, çiğneyenlere karşı engel olunamaz. İşte mahalle baskısı artar, devletin ilgili birimleri kılını kıpırdatmaz. Benim onun için devlet diye üstünde durmamın sebebi budur. Şimdi laiklik meselesi anayasanın değişmez maddesi. Nedir din istismarı? Ne önlüyor laiklik ilkesi? Herkesin inancını istediği gibi yaşamasını önlüyor. Yani yaşamasını engellemeyi önlüyor. Doğru mu? Peki bu maddeler anayasada duruyor. Ama ben sizin efendim yaşamanızı, dini inancınıza müdahale ediyorum. Ben sizin dini inancınıza müdahale ettiğimde sizin müracaat edeceğiniz merci olmazsa ne yapacaksınız? Zaten bizde
Yani mezhep ayrılıkları Avrupa'da 30 yılda bitmiş, 10 yıl savaşlarıyla bizde asırlardır bitmemiş İslam dünyasında. Hala da Suriye'de, Irak'ta mezhep savaşı var. Bizde de zaman zaman bu iş hortlamış. Şimdi önemli olan hadise onun için devlettir. Devletin kuruluş ve işleyiş amacına uygun yapılanması ve donanması lazım. Burada liyakat önemli, diğer şartlar önemli, terfi önemli. Partizanlıktan uzak tuttuğumuz vakit o zaman bir sorun kalmaz. Ama bu olmadığı zaman her türlü baskıyı görmemiz ve müracaatta netice almamamız söz konusu olabilir. Şimdi ben bir de size bu hangi ülkelerin başkanlık sistemiyle idare edildiğini sunmak istiyorum. Şimdi başkanlık sistemini en iyi şekilde uygulayan sadece Amerika Birleşik Devletleri. Onun dışındaki hiçbir ülke bunu uygulayamamış. Ve özellikle de Latin Amerika ülkelerinde hep ihtilaller getirmiş. Şimdi ben harf sırasıyla okuyorum ve izleyicilerim de bu ülkelere bakıp başkanlık sistemini hangi ülkelerin uyguladığını düşünsün ve karar versin. Afganistan, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Azerbaycan, Belarus, Bolivya, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya, Ermenistan, Ekvator, El Salvador, Filipinler, Guatemala, Güney Kore, Haiti, Honduras, İran, Kazakistan ki değiştiriyor, Kenya, Kolombiya, Costa Rica, Liberia, Meksika, Nikaragua, Nijerya, Panama, Paraguay, Peru, Seyşeller, Sierra Leone, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Şili, Tanzanya, Türkmenistan değiştirecek, Uganda, Uruguay, Venezuela, Zambiya. Biz de bu ülkelere eğer bu evet çıkarsa katılacağız. Tebrik ediyorum yani şu ülkeleri duyunca. Evet yani bunu özellikle yani, çok şeye. Gerçekten tebrik ediyorum yani. Bunları görmek ve sizin de belirttiğiniz gibi, Sayın Milletvekilimizin de belirttiği gibi halkımıza iyi anlatmamız lazım. Yani başta da söyledim, bu iş şahısları aşan, partileri aşan, geleceğimizle ilgili bir hadise. Onun için halkımızın da duyarlılığını, partizanlığa olan meyalitesini düşünerek, hesap ederek onlara anlatmak durumundayız. Şimdi bu devleti çökerten hususlarda böyle önemli filozofların bir şeyini aldı. Diyor ki devleti çökerten dört şey var. Devlet hükümdarına arız olan kibir ve gurur. İki, devlet başkanına arız olan gazap ve hiddet hali. Üç, devlet başkanına arız olan hırs ve açgözlülük. Dört, halkın isyan, tuğyan ve isyan dolu heyecanlarıdır. Ve devam ediyor, diyor ki hükümdarlara karşı insanların kalbinde kin doğması fitnenin başlangıcıdır. Bir ülkeyi de fitne batırır diyor. Şimdi kine dayan, yani kim fitneyi doğuruyor? Bugün mesela hepimiz biliyoruz, bir siyasi partinin mensubu diğer siyasi partinin genel başkanına olmadık şeyler söylüyor. Yani kininden, şeyinden söylüyor ve bu dolanıyor işte şu şunu yaptı falan yaptı. Bu herkes için geçerli. Ama başkanlık sisteminde neticede toplum ikiye ayrılacağı için. Yani en azından ikinci turda ikiye ayrılacak. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok buyurun. Özür dilerim. Şimdi 82 anayasası, evren anayasası yüzde kaçla geçti? 92. 92. Evet. Bu getirilen %92 ile geçmeyeceği kesin.
Yani böyle bir tabii oran söz konusu bile değil. %92'yi bile bu millet benimsemedi. Yani sen bunu 51 ile geçirsen ne olacak? Tabii benimsemeyecek ki millet bunu. Şimdi bu nefret doğuracak, kin doğuracak. Bu bizim geleceğimiz için çok kötü. Bakın 1960'tan önce Demokrat Partililerin kahvesine CHP'liler, CHP'nin kahvesine Demokrat Partililer gitmezdi. Camilere gitmezdi, camiler ayrılmıştı. Kardeş kardeşle konuşmazdı, ayrı partilerden dolayı diye. Şimdi böyle de bir yapımız var bizim. Şimdi başkanlık sistemine geçilince otomatikman iki parti kalacak. İyi ki 60'tan sonra doğmuşum. Yoksa dedemle ya, konuşmayacaktık. Kesinlikle konuşmayacaktınız. Ben mesela rahmetli babamın, halamın, kocasını gece bize misafir geldiğinde bir de evden kovduğunu hatırlıyorum. Çocuktu. Yani böyle bir şey. İki parti dediniz, MHP kaybolup gidecek yani. Yani şöyle çok zor çünkü Amerika'da da 8-10 parti var ama neticede iki partiye kalıyor. Niye kalıyor? MHP intihar etti yani bir anlamda. Bunu söyleyebiliriz. Yani onun bir çaresini buluruz, merak etme. Burada tamam, bir nokta koyalım. Bir araya gidelim Rıza Bey. Tamam, yok ben. Şimdi lafımı bitireyim. Şimdi bu bizi sıkıntıya sokacaktır. Biz çünkü şeye yatkın bir yapımız var. Çok yatkınız hemen kamplaşmaya. Bu başkanlık sistemi bunu katlatacaktır, katlayacaktır. O da bir nokta koyalım. Koyalım. Bir araya gidelim ve dönüşte tekrar sizle devam edelim. Sonra Muharrem İnce ile de tabii, bitirelim. Tabii. Az sonra ayrılmayın bizden. Çok önemli son sözleri alacağız ve gerçekten son önemli tespitler bizden gelecek az sonra.